Selamlar bayanlar, beyler, bayanlar. Hoş geldiniz Burak Sökan kanalına. Bugün çok hızlı bir şekilde size World of Warcraft'ta nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz, hangi provide server seçmelisiniz ve ne yapmalısınız bunu anlatacağım. 5 dakikalık bir video olacak. Hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Şu anda ben pencere modunu aldım. Neden pencere modunda demeyin oyun. Buradan isterseniz, yani ben pencere modunu tercih ettim çünkü size daha kolay her şeyi gösterebilmek için. Bu tiki kaldırırsınız buradan, zaten pencere modundan çıkmış olur. Müziği de kapattım. Buradan göstereyim. Müziği sıfıra aldım, yani sesleri, ambiyans sesleri falan. Sesim size daha net gelsin diye. Şimdi arkadaşlar, ben Warmain Provide Server'ını tercih ediyorum. Hemen onu size göstereyim. Arkadaşlar, warmain.com'dan buradan oyunu download sekmesine gelip hangi server'ı seçmek istiyorsunuz, yani hangi patch'i, expansion'ı kullanmak istiyorsunuz, buradan seçiyorsunuz. Mesela en popüler Wrath of the Lich King, en kalabalık server bu şu anda. Size de bunu tavsiye ediyorum, daha zevkli zaten. Buradan hangi şeyi kullanıyorsanız, Windows'u kullanıyorsunuz, tıklayıp seçiyorsunuz, download diyorsunuz. Tabii torrent ile indirmenizi tavsiye ediyorum. Buradan BitTorrent linkini de vermişler, gayet güvenilir. Torrent'i indirdiğinizi varsayıyorum. Download'a basıyorsunuz. Ondan sonra oyun inmiş oluyor. Buraya şimdi ben sildim buradan. Silmemiş burada işte. Buraya düşüyor. Buraya düştükten sonra atıyorum sizin oyunlarınız bu dosyaya iniyor varsayıyorum. Masa üstünde açabilirsiniz. Torrent şöyle sağ yeni yapıp klasör yapın. Torrent yazın. Buradan da yüklediğiniz oyunları oraya yönlendirin. Zaten oradan seçeneklerde göreceksiniz. Daha sonra buraya düşen oyun, burada görmüyorsunuz tabii World of Warcraft'ı. Çünkü neden burada görmüyorsunuz? Siz direkt torrent dosyasına indirdiğinizde oyun hata verecek. O yüzden buraya düşen, yani torrent download sekmesine düşen yere oyununuzu kese basın. Buna basıyorsunuz bir kere. Daha sonra nereye aktarmak istiyorsunuz? Herhangi bir yere aktarabilirsiniz ama bu bölgeden çıkaracaksınız oyunu. Ben D sekmesini tercih ediyorum. Sağa basıyorsunuz, yapıştır diyorsunuz. Daha sonra bu şekilde buraya düşüyor oyun. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Wolf sekmesini gördünüz. Wolf sekmesine gelip özelliklere basıyorsunuz. Salt okunur oluyor bu normalde. Salt okunuru kaldırıyorsunuz, uygulaya basıyorsunuz, tamam deyip çıkıyorsunuz. Oyunu da başlatırken sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır derseniz oyun açılacaktır. Oyunda şimdi burada Warmain'de sizin hesabınız olmadığını varsayıyorum. Buradan kayıt üyelik açıyorsunuz, zaten çok kolay. Ve üyelik kullanıcı isminiz sizin oyundaki de kullanıcı isminiz oluyor. Burada belirlediğiniz şifre de buradaki şifreniz oluyor. Ve World of Warcraft oyundan girdiğiniz zaman da oyuna girmiş oluyorsunuz. Bu burada açtığınız hesap adı ve şifreyle. Ben sorunlar yaşadım. Bulamamıştım YouTube'da pek çözüm. Kendim öğrendim bunları ve sizinle paylaşmak istedim. Güncel bir paylaşım olmasını istedim. World of Warcraft'ın nasıl ücretsiz oynanacağına dair. Ve size inanıyorum ki bu konuda yardımcı olduğumu düşünüyorum. Information kısmına basıyorum. 3 tane gördüğünüz gibi Wrath of Lich King'de 3 tane server var. Frostmourne, Lord Arrow, Icecrown. En kalabalık olan Icecrown. Yani Lord Arrow da bayağı kalabalık. Burada 7 kat daha fazla tecrübe puanı kazanıyorsunuz. BlackRock ise fan server. Burada direkt 80 levelle başlıyorsunuz. Maksimum 80 level oyunda bu arada. Bu şeyde, yani Wrath of Lich King patch'inde. Ve oradan isterseniz direkt 80 level yapıp başlayabilirsiniz. Mist of Pandaria var. Bu Mist of Pandaria'da da işte 90 levele kadar olması gerekiyordu benim hatırladığım. Ya 90 ya 100 olması lazım. Emin değilim. 100 de olabilir.
İsterseniz Mistok Pandaria'yı indirirsiniz ve oynarsınız. Buradan şurayı basıyorum size, bakın görüyor musunuz? Ice Chrome full şu anda. 12.000 kişi oynuyor. Frostborn 9.500 kişi oynuyor. Lord Aeron'da 11.000 kişi oynuyor şu anda. Yani neredeyse Ice Chrome'la yakın. BlackRock'u yani şu anda full server'da da, fan server'da 1593 kişi var. Mist of Pandaria'da 509 kişi var. Toplamda 35.000 kişi oyunda arkadaşlar. Siz eğer şu 3 tane server'dan birinde oynarsanız normal oyunun orijinalinden daha kalabalık bir server'da oynamış olacaksınız. Hiçbir zindan için bekleme yok. Her yerde oyuncu kaynıyor arkadaşlar. Yani inanın bana, ben Provide server'da, Warmain'de, yani bu Provide server'da daha çok keyif alıyorum. Siz de keyif alacaksınızdır eminim. Sizleri de oyuna bekliyorum. Umarım gelirsiniz. Benim nickim bubbadubtr, Twitch'teki nickim. Beni bulun. Beraber de oynayabiliriz. Bu aralar World of Warcraft'ı sarmayı düşünüyorum. Sizleri de yanıma çekmek için bu videoyu attım açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur. Çok kısa tutmak istedim videoyu, dediğim gibi, başta dediğim gibi. Şu anda bana göre sizler için en iyi rehber olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Telefon çaldı bu arada. Dikkatim dağıldı. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşça kalın. Sonuna kadar izlemişsinizdir umarım. Bay bay.